Şimdi biraz ayrıntılara dikkat edeceğiz. Nasıl biraz ayrıntılara dikkat edeceğiz arkadaşlar? Hani derler ya, şeytan ayrıntıda gizlidir. Merhaba sevgili arkadaşlar, ben matematik öğretmeni Mustafa Güler. Şimdiki konumuz parabol. Ne oluyor bu parabol arkadaşlar? Birlikte böyle bir hızlı bir şekilde giriş yapalım. Gelir mi? Gelir. Haberiniz olsun. Parabol ya sana denklem verir. Der ki bana bu parabolu çiz der. Bir defa parabol ne oluyor? İkinci derecen denklemlerin grafiğine biz parabol diyoruz. İkinci dereceden mi? Evet. İşte bunun grafiğine biz parabol diyoruz. Grafiği çizerken 1. X eksenini kestiği noktaları bulun. 2. Y eksenini kestiği noktaları bulun. X eksenini kestiği noktaları istiyor musun? Y'ye 0 yaz. Y'ye 0 yazalım. Hadi yazalım. Y'ye 0 yazdınız. 0 eşittir X kare eksi 2X eksi 3'ten. Evet. Çarpanlarını ayıralım arkadaşlar. Şurası eksi 3'e artı 1'dir. Artı 2 diyorum ya. Artı 1'dir. X buradan bir 3 çıkar. Bir de arkadaşlar X buradan eksi 1 çıkar. Süper. X eksenini kestiği noktaları buldum. Y'ye 0 yazarak. Y eksenini kestiği noktayı isterse bu sefer X'e 0 yazıyorsunuz. Diğerine 0 yazın. X'e 0 yazdım. X'e 0 yazdım. Y direkt ne çıktı? Eksi 3 çıktı. Arkadaşlar bakın y'si eksi 3. X'imiz bir 3 bir de eksi 1. Parabol arkadaşlar bardaktır. Ama alt tarafı toparlak olan bir bardak. Ya bu şekilde kollar yukarıya doğrudur ya da bu şekilde kollar aşağıya doğrudur. Haberiniz olsun. Şimdi bu parabol de tam parabol bitti arkadaşlar. X eksenini kestiği noktaları buldum. Y eksenini kestiği noktayı buldum. Parabolu çizdim. Yukarı doğru bakan bir bardaktır bu. Soru bitmiştir. Şimdi ayrıntı neresi? Ayrıntı arkadaşlar şurası. Tepe noktası. Buranın ismi neymiş arkadaşlar? Tepe noktası. Tepe noktasında arkadaşlar izleyin beni. Tık 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 tık. X eksenine doğru giderseniz bu R'dir. Tık 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 tık. Y eksenine doğru giderseniz bunun adı da K oluyor. R virgül K deniyor buna. Tepe noktası arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Dedim ki tepe noktasının apsisi veya simetri eksenine biz R diyoruz. Hani X eksenine tepe noktasından tık 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 gidiyorsunuz ya. Tam X eksenine buluşma noktasına biz R dersek R'nin iki tane ismi var. Ya tepe noktasının apsisidir. Çünkü X eksenindeki iz düşümüdür. Ya da arkadaşlar simetri. R'yi gördünüz mü? Simetri eksenidir. R'nin formülü eksi B bölü 2A'dır. O da nereden geliyor? Kökler toplamı eksi B bölü A değil miydi formülü? Kökler toplamının tam da yarısı. Yani 3'ten eksi 1'i toplayın 2. Yarısını alın 1. Bunun R'si 1'dir. Formülden yapalım. Eksi B yani 2 bölü 2A. Yani 2. Ne çıktı arkadaşlar? 1 çıktı. R'nin formülü eksi B bölü A kökler toplamıdır. Eksi B bölü 2A kökler toplamının yarısıdır. Bitti bu kadar. Hocam tepe noktasının ordinatı. Hani dedik ya tepe noktasına tık 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 tık. Y'ye doğru ordinatı Y oluyordu ya. Ordinata doğru iz düşümüne biz K deriz. Ya da en büyük veya en küçük değer derler buna. Arkadaşlar bu tepe noktasının en küçük değeri. Şurası değil mi? K değil mi? Bitti. Kollar aşağı doğru olursa bu sefer en büyük değer oluyor. İşte K şurası oluyor. Ya en küçük değer derler ya en büyük değer derler. Güzel. Onu da öğrenmiş olduk. K'nın bir formülü yoktur arkadaşlar. Direkt bulduğunuz R'yi fonksiyonda yerine yapıştırıyorsunuz. R'miz neydi? 1'di. 1'i yerine yapıştırın arkadaşlar. 1'in karesi 1. 2 çıktı. Eksi 1. Eksi 3 daha. Eksi 4 oldu. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Y eşittir ax kare bx artı c'de. A pozitifse kollar yukarıya doğru. A negatifse kollar aşağı doğrudur. Bunun a'sı ne? Pozitif. O zaman kollar yukarıya doğru. Negatif olsaydı kollar aşağı doğru olurdu. Haberiniz olsun. Bir de arkadaşlar basit bir ayrıntıdır. Şu en dipteki c var ya c. Y eksenini kestiği noktadır. Olay anlaşıldı mı? Y eksenini kestiği noktaya biz C deriz. Haberiniz olsun. Şimdi bununla alakalı sana bir soru da soracağım. Devam edelim. Adam dedi ki şu parabolde AX kare BX artı C'de FM eşittir FN ise M ile N'nin toplamının yarısı
sana R'yi verir, haberiniz olsun. Mesela burada arkadaşlar, eksi 3'ten 5'in gittiği yerler aynı yerler mi? Evet. O zaman şu ikisinin toplamının yarısı sana R'yi verir. 5'ten eksi 3'ü toplayın 2, yarısını alın 1. Bitti, bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Bak, basit bir özelliktir ama önemli bir özelliktir. F3 eşittir F5 demiş. R'yi mi istiyorsun? 3'ten 5'i topla, yarısını al. Sanki bunlar kökmüş gibi arkadaşlar, kökler toplamının yarısı olarak kabul ediyorsunuz. Olay anlaşıldı mı? Basit bir özelliktir ama çok önemli bir özelliktir. Daha ne diyeyim? Mesela arkadaşlar bu soruya bakalım. Öncelikle isterseniz üstteki soruyu çözerim. Adam bana böyle bir parabol vermiş. Simet R ekseni, yani R istiyor. R'nin formülü eksi B bölü 2A değil miydi? Yani 4 bölü 6. Yani 2 bölü 3. Bitti. En küçük değer. Çünkü niçin? Pozitif olduğu için kollar yukarıya doğru. Tabii ki en küçük değeri isteyecek. O zaman en küçük değer arkadaşlar FR değil miydi? F 2 bölü 3. Bitti. Şu 2 bölü 3'ü fonksiyon değerine yazacaksınız. 3 çarpı 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9'dur. 4 çarpı 2 bölü 3 eksi 8. Bu ne çıkarsa cevap odur. Burası 4 bölü 3 çıkar. Burası eksi 8 bölü 3 çıkar. Topla. Eksi 8'den de topla. Soru bitmiştir. Ha, Fm artı n eşittir F2m eksi 1'e. Bunlar sanki kötmüş gibi toplamının yarısı sana R'yi verir. İkisini toplayalım. M artı 4 artı 2m eksi 1'in yarısı sana R'yi verir. Yani 2 bölü 3'ü verir. Soru bitmiştir. İşler dışlar çarpmayıp M'yi bulursunuz. Hocam M'yi bulmak çok kolay bundan sonra. Evet, 3m artı 3 işler dışlar çarpmayıp 9m artı 9 eşittir 4'ten. 9'u karşıya, soru bitti. Neymiş? İşler dışlar çarpmayıp soru bitmiştir. Nereden bitti kardeş? Nereden bitti? Mustafa'cığım soru nereden bitti? Soru tabii ki bitmedi arkadaşlar. İzle, 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 izle. Dedim ki şunların toplamının yarısı sana R'yi verirdi. Doğru mu? Şimdi bunda hiçbir sıkıntımız yok. R'miz de sana 2 bölü 3, 2 bölü 3'e eşit dedik. İkinci öncülümüz ise şudur. Şunlar birbirine eşit de olabilir. Olamaz mı? Tabii ki olur. Bunlar birbirine eşit diyelim. Olabilir. M artı 4 eşittir 2m eksi 1'e. M'i karşıya attım. M buradan, bir de 5 de çıkabilir. Haberiniz olsun. Demek ki neymiş arkadaşlar? Bunların toplamının yarısı sana R'yi verir. Müthiş. Onda hiçbir sıkıntımız yok. Yani bitmedi. Bunlar birbirine eşit olamaz mı? Hadi bakalım. Geldik bizim bu sorumuza. F bir parabolmuş. Allah razı olsun. F5 eşittir F15 ise şöyle bir şey arkadaşlar. Bilmiyorum ne olduğunu. Şurası bizim 5 noktası. Burası da bizim 15 noktası. Bakın 5'ten 15 birbirine eşit. Doğru. Ben orta noktayı çok rahatlıkla bulurum. İkisinin toplamının yarısı. Yani 10. O zaman 10'sa 1. Birinci öncülümüz. Şunlar birbirine eşit olabilir. Hadi eşit diyelim. Eşit dedik. Yani şöyle bir şey. 3m artı 1 eşittir 2m artı 4'e. M buradan 3 çıktı. Güzel. İkinci öncülümüz ise şunların toplamının yarısı sana R'yi verir. Toplamı 5m artı 5 bölü 2 eşittir 10'a. Şimdi soru bitmiştir. Bu da bizim ikinci öncülümüzdür. İkisinin toplamının yarısı sana R'yi verir. Buyur. Gel 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 gel. Bu soruya. Hocam şöyle diyelim. Bunlar da birbirine eşit olsunlar. Bu noktalar. Eksi 1'den 6 zaten şekil üzerinde belli. O zaman ben diyorum ki şu orta noktayı bana bulabilirsiniz. Tabii ki bulabilirim arkadaşlar. İkisinin ortası, ikisinin toplamının yarısı yani 5 bölü 2. 6 ile eksi 1'i toplayın. 5. Yarısını alın. 5 bölü 2. O zaman ben diyorum ki 1. Bunlar birbirine eşit olabilir. 2. Bunların toplamının yarısı sana R'yi verebilir. Senin ödevin olarak kalsın. Bu da senin arkadaşlar ödevindir. Bir bulun yorumlara. Deyin ki hocam ödevin şeyi buydu. Hadi bakalım. Yine ben o siyah tişörtlü Mustafa Güler'e, matematiğin Güler'e yüzüne soruyu bırakayım. Bize bir dördüncü soruyu çözsün bakalım. Geldik biraz. Parabolu orijinden geçiyorsa dediği zaman arkadaşlar orijinden geçen parabollere bakalım bir. Sana şöyle bir parabol vereyim. Dur. Hemen buraya çiziyorum arkadaşlar.
Tam da orijinden geçiyor. Orijinden geçiyorsa x'e 0 yazıp y'ye de 0 yazacaksınız. Yani x de 0'dır, y de 0'dır. Haberiniz olsun. Tamam. X'e de 0 yazalım. Y'ye de 0 yazalım. 0 eşittir. Bu gitti zaten. Bu gitti zaten. M kare eksi 9'dan. M ya 3'tür ya eksi 3'tür. Hocam M eksi 3 olamaz. Niçin eksi 3 olamaz? Çünkü bu parabol olmuyor. Evet arkadaşlar M eksi 3, eksi 3 yazın. Toplamı 0 oldu. X kare gitti. O zaman M %100 eksi 3'tür. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı? Bakın x'e 0 yazdım, y'ye 0 yazdım. Orijinden geçtiği için x ve y her ikisi de 0'dır. 0'a 0 denklemi sağlar. Bunlar gitti. M kare eksi 9 0'dan m ya 3'tür ya da eksi 3'tür. Ama hocam eksi 3 yazınca ikinci derecenin denklem ölüyor. Gidiyor. Bu bir doğrusal fonksiyon oluyor. O zaman m arkadaşlar eksi 3 değildir. Özür ben ne diyorum ya. M eksi 3 değildir. Artı 3'tür. Çünkü eksi 3 arkadaşlar x kareyi yok ediyor. Olay anlaşıldı mı? Doğru söylüyorum. Yazarken yanlış yazmışım. Ve böylece arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde diğer kısmımıza geçeyim. Neye geçeyim? Sana grafik verildiği zaman tamam denklem verdik grafiği oluşturduk. Güzel. Grafik verilirse denklemi nasıl oluşturacağız? Haydi. Evet arkadaşlar dediğim gibi grafik verildiği zaman denklemi nasıl bulacağız? Şimdi grafik ya x eksenini iki nokta keser. Ya kesmez ya da teğet geçer. 3 durum var. Başka durum yok arkadaşlar. X eksenini iki nokta keserse zaten delta sıfırdan büyüktür diyeceğiz. Haberiniz olsun. Bunun denklemi şöyle oluşturuluyor. A çarpı, önde mutlaka bir baş kat sayımız var. Onu bilmiyorum. A çarpı onu da bulacağız zaten. X artı m'e yani şu x eksenini kestiği noktaları eksiyle çarpıyorsunuz. Yani zıt işaretlerini yazıyorsunuz. X artı m'e x eksen. Bitti bu kadar. Ha, biz y'ye 0 yazınca x eksenini kestiği noktaları bulmuyor muyduk? Şuradan bir x eksi m çıkar. Buradan da x n çıkar. Bakın eksi m'e n. Bitti. Geldik buraya. Hocam x eksenini kesmiyorsa o zaman delta 0'dan küçüktür diyeceğiz. Bunun da formülü şudur. X eksenini kesmiyorsa r ve k'ya göre soruyu çözeceksiniz. A çarpı yine önde bir katsayımız var. A çarpı x eksi r'nin karesi. Çünkü eskiden arkadaşlar x eksenini kestiği noktaları eksiyle çarpıyorduk. X artı m'e x eksen diyorduk. Burada x eksenini temsil eden burada kim var? R var hocam. R var. O zaman x eksi r'nin karesi artı k'dır. Haberiniz olsun. Karesi artı k. Hatta bunun esprisini de yapmıştım daha önce. Caresi olsa artı c, paresi olsa artı p, karesi olduğu için artı k. Bu da basit bir espridir. Kafanızda aklınızda kalsın diye. X eksi r'nin karesi artı k. Hocam x eksenine teğet ise. Tamam yine r'ye göre yapacaksınız. Çünkü r belli. Tamam r'nin gittiği yer ne arkadaşlar? 0. K'sı 0 olacak. Yine üstteki formülün aynısı kuralı geçerli ama k olmadığı için bir şey ekleme gerek yok. Çünkü k'sı 0'dır. Olay anlaşıldı mı? Hadi gelin bu soruyu çözelim. X eksenini kestiği noktalar belli mi? Belli. Bunun deltası %100 sıfırdan büyüktür. Onu çok iyi biliyorum. Tamam. Hadi bunu denklemi oluşturalım. Y eşittir a çarpı x eksenini kestiği noktaları eksiyle çarpıyorsunuz. Yani x artı 2'ye çarpı x eksi 3'tür. Bitti. Hocam a'yı nasıl bulacaktık? Siz dediniz a'yı bulacağız ama a'yı biz nasıl bulacağız? Arkadaşlar y'yi nerede kesmiş? 24'te. Y eksenini kestiği noktayı bulmak için biz x'e ne yazıyorduk? 0. X'e 0 yazalım. Y'ye de 24 yazalım. Soru bitti. 24 eşittir. Eksi 6 çarpı a'dan. Eksi 6'ya böldük. A ne çıktı? Eksi 4 çıktı. Zaten kollar aşağı doğru olduğu için a'nın negatif olması lazımdı. İşte fx'i bulduk. Zaten y ile fx aynı şeydir. Eksi 4 çarpı x artı 2'ye x eksi 3. İşte denklemimiz budur. Hocam f2'yi istiyor. x'e 2'ye soru biter. Hocam f5'i istiyor. x'e 5 yaz soru biter. Geldik alttaki sorumuza. Hocam x eksenini kesmiyor. O zaman kesmiyorsa arkadaşlar delta %100 sıfırdan küçüktür. Bitti bu kadar. Hadi denklemi oluşturalım. Y eşittir a çarpı r ve k'ya göre yapacaksınız. X eksi r'nin karesi artı k. Formülümüz buydu. Yani y eşittir a çarpı
x eksi 2'nin karesi artı 3. Hocam a'yı nasıl bulacağız? Y eksenini nerede kesmiş? 4'te. Sen y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e ne yazardın? 0. X'e 0, a'ya da 4 yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 a. 3'ü karşıya attım 1'den. A buradan ne çıktı arkadaşlar? 1 bölü 4 çıktı. Evet. A. 3'ü karşıya attım. 1, 4, A. Evet, 1 bölü 4. Süper. Tamam, denklem oluştu. Denklemimiz fx eşittir 1 bölü 4 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3. Sen benden ne istiyorsun? Hocam f3'ü istiyor. 3 yazalım. 3'ten 2 çıktı. 1, 1 bölü 4. 3 daha. Cevap 13 bölü 4. Şıklardan 13 bölü 4'ü bulursun ve işaretlersin. Bitti, bu kadar. Önemli olan fx'i bulmaktır. Fx'i bulduktan sonra ben sana f10'u da bulurum, f40'ı da bulurum, f50'yi de bulurum. Ne istiyorsan onu sana bulurum. Buyurun, geldik bizim bu sorumuza. Şimdi arkadaşlar, adam diyor ki ABC, KM'yi bana şey yap. Ne derler? Sırala. Arkadaşlar izleyin beni. Basit bir sorudur. Biraz kafayı çalıştıracaksınız. Şurası arkadaşlar y eşittir x kare olsun. Y eşittir 5x karenin kolları daha da kapalıdır. Niçin? Çünkü x'e 2 yazınca şurası 4'e giderken şurası 20'ye gidiyor. Yani daha dikine yukarı çıkıyor. O zaman kollar kapandıkça arkadaşlar, mesela x'e 1 yazalım. Bu a'ya gitmiş. Bu b üste gitmiş. 1 yazınca c daha da üste gider. O zaman en büyük c'dir. Katsayı, öndeki o katsayı, baş katsayı büyüdükçe mal dikine yukarı çıkar. Yani o dik olan C en büyüktür. Sonra B gelir. Sonra A gelir. Bunların hepsi pozitiftir. Niye? Kollar yukarı doğru. Bu K ile M'nin kolları aşağı doğru. Tamam. Kollar aşağı doğruysa bunlar bir defa negatif. Yani biri eksi 3 iken biri eksi 5 gibi bir şey düşünün. Evet. Eksi 1 yazınca bu eksi 3'e gider. Eksi 1 yazınca bu eksi 5'e gider. Daha da dibe gider. Yani şunu demek istiyorum. Mutlak değerce kolları kapalı olan mutlak derece daha büyüktür. Ama tabii ki negatif olduğu için K büyük olur. En küçüğü de M'dir. Haberiniz olsun. Bitti, bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Devam ederim. Ben sana bir önceki derste dipte bir madde yazmıştım. Dedim ki Fm eşittir Fn ise, hatırla, toplamlarının yarısı sana R'yi veriyorsa bu kural geçerlidir. Şimdi bana bu ikisini toplayıp yarısını alır mısınız? 5 bölü 2. Bunun R'sini bulalım. Şunun R'si. Şunun R'si. Eksi B bölü 2 A'dan. 5 bölü 2 değil mi? R'si 5 bölü 2 ise ikisinin toplamının da yarısı sana 5 bölü 2'yi veriyorsa bunlar birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşitse birbirini götürdü. 1. Şu ikisini toplayalım arkadaşlar. Yanlış olmuş bu ifade. Şurası artı olsun. Şurası eksi olsun. Çünkü arkadaşlar 5 bölü 2'yi vermesi lazım. 5 bölü 2 vermiyorsa bunlar birbirine eşit çıkmaz. Yani bunlar birbirine eşit değildir. X'in toplamının yarısı 5 bölü 2 R'yi veriyor mu? Veriyor. Bunlar da birbirine eşittir. Burası da 1'dir. İkisinin toplamının yine arkadaşlar yanlış olmuş. Özellikle ben bunları yazdım. Yanlış yazdım ki en azından bir köfteyi çakın diye. X'in toplamı eksi 5 bölü 2 olur. 5 bölü 2 olmaz. O zaman bunlar birbirini götüremez. Birbirini götürebilmesi için 5 bölü 2 olmaz lazım. Ben şuraya bir 12 deseydim. 12 eksi a'ya a eksi 7. X'ini toplayalım. A'lar gitti. 12'den 7 çıktı. 5. 5 bölü 2. Toplamların yarısına R'yi veriyor. Yine bunlar birbirini götürdü. 1 kaldı. Toplamını istiyor. Cevap 3'tür. Şıklardan 3'ü bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Hadi yola devam. Evet arkadaşlar, ilk başta bu sorulara bakıp birkaç tane ıvır zıvırım var. Onları da gösterip artık full sorulara giriş yapalım. Buyurun. X eksenine teğet. Delta 0'a eşit. X eksenini iki nokta kesiyor. Delta 0'dan büyük. X eksenini kesmiyor. Delta 0'dan küçük. X eksenine teğet. Delta eşittir 0. Bitti. Delta'nın formülü neydi? B kare. Yani M eksi 3'ün karesi eksi 4. A'sı 1'dir. C'si de 9'dur. Eşittir 0'dan. Eksi 36'yı karşıya attım. 36. M eksi 3'ün karesi 36 ise M eksi 3 ya 6'dır.
M eksi 3 ya da eksi 6'dır. M ya 9'dur. M ya da eksi 3'tür. Süper. Şimdi sen benden ne istiyorsun? Simetri ekseninin alacağı değerler toplamı. Dur. Hemen önce bir 9'u basalım. Bakalım arkadaşlar denklemimiz ne oluyor? Y eşittir. M'e 9'u bastım. X kare artı 6x artı 9. M'e eksi 3'ü bastım. X kare. Evet. X kare eksi 6x artı 9. İki tane ayrı denklemimiz var. Güzel. Ne istiyorsun? Simetri eksenin alacağı değerler toplamı. Simetri eksen eksi b bölü 2a'dan r'miz eksi 3 oldu. Simetri eksenimiz eksi b bölü 2a'dan r'miz 3 oldu. Toplamı da sıfırdır. Bitmiştir. Ha, simetri ekseninin soruyu bu şekilde de sorabilir. Arasındaki uzaklık kaç birimdir? O zaman arkadaşlar ne yapacaksınız? Y'yi de bulacaksınız. Eksi 3'ü yerine yazıp y'yi de bulun. Ama gerek yok. T'ye y'si %100 sıfırdır. Onu da sana baştan söyleyeyim. Bunun y'si sıfır. Bunun da y'si sıfır. Diyebilir. Simetri eksenin arasındaki uzaklık kaç birimdir? 3 ile eksi 3'ün arasındaki uzaklık kaç birimdir? Hocam 6 birimdir. Bitti. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. X eksenine teğet dedim. Deltası %100 sıfırdır. B kare eksi 4ac sıfıra işledim. M'i bir 9 buldum. Bir eksi 3 buldum. Yerine yazdım. İki tane denklem bulduk. Denklemin R'sini buldum. Denklemin R'sini buldum. Y'ler %100 sıfırdır. Çünkü X eksenine teğet geçiyorsa R'nin gittiği yer K sıfır olur. X'in arasındaki uzaklığı isterse cevap 6 birimdir. Bitmiştir. Geldik bizim bu soruya. X eksenini kesmediğine göre. Bunun deltası sıfırdan küçüktür. Bitti bu kadar. Deltanın formülü neydi? B kare. Eksi 4. A'sı eksi 1'dir. C'si de eksi M artı 3'tür. A bu sıfırdan küçük olacak. M'nin en küçük tam sayı değerini istiyor. Güzel. Hadi bakalım. 4'e de bölebilirim. Gerek de yok. Şu x'in çarpımı 4 değil mi? 4'ü dağıtalım. 36 eksi 4m. Çünkü 4'e eksi m ile çarptım. Eksi 4m. Artı 12 sıfırdan küçük olacak. Şunu karşıya attım. 4m 48'den büyük olacak. 4'e böldüm. M büyüktür 12. M 12'den büyükse alacağı en küçük tam sayı değer kaçtır arkadaşlar? 13'tür. Şıklardan 13'ü bulursun ve işaretlersin. Geldik alttaki sorumuza. Şimdi arkadaşlar, orijine eşit uzaklıkta bulunan iki noktada kesiyormuş. Arkadaşlar, orijine eşit uzaklıkta bulunan iki nokta kesiyorsa bunun R'si %100 sıfırdır. Evet, orijine eşit uzaklıkta iki noktada kesiyorsa R'si sıfırdır. Çünkü burası eksi 5 ise şurası artı 5'tir. Toplamının yarısı R'yi verir. Bitti. Ya da artı 6 ise eksi 6'dır. Toplamının yarısı yine sana R'yi verir. R'sinin sıfır olduğunu anlatmaya çalışıyor burada. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A. Eksi M eksi 3 bölü 2A. Yani 4 eşittir sıfırdan. M buradan eksi 3 çıktı. Güzel. M'yi eksi 3 bulduk. Sonra bizden ne istiyor? M kaçtır diyor. Eksi 3. Şıklarda eksi 3'ü bulursun ve işaretlersin. Buyurun. Geldik bizim bu sorumuza. Simetri ekseni 3 olduğuna göre R'si 3'müş. R'nin formülü eksi B bölü 2A değil miydi? Tamam. Eksi B. Şurayı eksi ile çarpacağız. Yani eksi N artı 2 bölü 2A. Yani eksi 2. Eşittir 3 imiş. İçler dışlar çarpma eksi 6. Eksi N'i bu tarafa, eksi 6'yı bu tarafa attım. N'e 8 buldum. Sonra bizden ne istiyor? Y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği nokta şu dipteki nokta değil midir? X'e 0 yazınca y eksenini kestiği noktayı bulmuyor muyduk? Ben sana daha önce demedim mi? Y eşittir ax kare artı bx artı c'de. Y eksenini kestiği nokta şu dipteki noktadır. C'dir. O zaman sen neyi 8 bulursan y eksenini kestiği nokta ne oluyor? 11 oluyor. Bitmiştir. Hadi alttaki sorumuz. Şimdi diyor ki f 2 nokta üst üste eksi 2,8 dur. F 2 nokta üst üste eksi 2,8 bunun değer kümesi de reel sayılar olsun. Diyor ki bunun görüntü kümesi nedir diyor. Arkadaşlar
Görüntü kümesi nasıl bulunur? Sana parabollerde görüntü kümesinin nasıl bulunduğunu anlatacağım. R'sini bulursunuz. R bu araya giriyor mu? Girmiyor mu? Bakın izleyin. Ben ilk başta A buraya A4 yazayım. Tamam. Benden bunun görüntü kümesini mi istiyorsun? R'si ne çıktı? Eksi B bölü 2 A'dan R'si 1 çıktı. 1 bu araya giriyor mu? Girmiyor. O zaman senin R'den bir işin yoktur. Bu iki değeri yerine yazarsın. Ne çıkarsa görüntü kümesi odur. Bitti bu kadar. Hadi 4'ü yerine yazalım. 4'ün karesi 16. 8 çıktı. 8, 4 daha 12. Evet, virgül. 8 yazalım. 8'in karesi 64. 64'ten 16 çıktı. 48 mi? Evet, 48. 4 daha 52. İşte görüntü kümesi budur. Hocam, devam edelim. Şurayı siliyorum. Şurayı da siliyorum. Burası eksi 2 idi. Tamam, süper. Bana bunun R'sini bulur musunuz? R'si eksi B bölü 2 A'dan R'si 1 çıktı. 1 bu araya giriyor mu, girmiyor mu? Giriyor. O zaman giriyorsa hem bunu hem bunu hem de R'yi. Üçünü de yazmak zorundasın. Büyük olan en büyüktür, küçük olan en küçüktür ve görüntü kümesi ikisinin aralığıdır, bitmiştir. R araya giriyor. Eksi 2 yerine yazalım. Eksi 2'nin karesi 4. 4 de burada var, 8. 4 daha 12. Süper. 8 yazmıştım. 52 mi çıkmıştı? Güzel. 1 yazalım. 1'den 2 çıktı. Eksi 1. 4'ten topladım. 3. En küçük kim? 3. En büyük kim? 52. Soru bitmiştir. Cevap 3 ile 52 arasındadır. Olay bu kadar basit ve net. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Şimdi ben burayı siliyorum. Burayı bir daha değiştiriyorum. Diyelim ki arkadaşlar, şurası açık aralık olsun. Ne olsun? Eksi 5 olsun. Virgül 3. 3 kapalı kutu olsun. Ve benden bunu yine görüntü kümesi istensin. Tamam. Ok. Reel sayılır. Bu tanım kümesi. Bu değer kümesi. Adam benden görüntü kümesini istiyor. Hemen yapalım arkadaşlar. Önce bana bunun R'sini bulursunuz. R'si ne çıktı? 1. 1 bu araya giriyor mu? Giriyor. O zaman hem bunu hem bunu hem bunu. Üçünü de yazacaksınız. Ama eksi 5 yazdığımız zaman eksi 5'in karesi 25. 10 daha 35, 39. 39 açık aralık. Ya 39'u kullanırsam açık aralığı kullanmak zorundayım. 3 yazalım. 3'ün karesi 9. 6 çıktı. 3, 4 daha 7. 7 kapalı aralık olacak. 1 eşitliktir. Eşitlikler de kapalı aralıktır. 1 yerine yazalım. O da 3 mü çıktı? O da kapalı aralık. Bunlarda en küçüğü kim? 3. 3 kapalı aralık. Virgül 39 da en büyüktür. Açık aralık. İşte bunun görüntü kümesi budur. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Olay bu. Devam edeyim. Şurayı siliyorum. Bu da artık son sorum olsun. Ivır zıvırlarım var. Ivır zıvırları da göstereyim arkadaşlar. Ve yavaş yavaş dersimi bitireyim. Yani daha çok konuyu bitireyim. Full sorulara giriş yapacağım. Haberiniz olsun. Diyelim ki eksi 5 kapalı aralık. Ne olsun arkadaşlar? 0 açık aralık. Ok reel sayılar. Dedim ki görüntü kümesi nedir? R'yi bulalım. R'si arkadaşlar eksi B bölü 2 A'dan R'si 1 çıktı. 1 bu araya giriyor mu? Girmiyor. Artık 1 ile işim bitti. Şu ikisini yerine yazalım. Büyük olan en büyüktür, küçük olan en küçüktür. Eksi 5'i yazalım. Eksi 5'in karesi 25. Eksi 5 ile eksi 2'yi çarptım. 10, 35. 4 daha 39. Ama kapalı kutunun için eşitlik var. 0 açık aralık. 0 yazalım. 4 o açık aralık olacak. Biri zaten yazamamıştım. O zaman ne diyeceğiz? 4 ile 39 arası. 39 kapalı. 4 açıktır. İşte bunun görüntü kümesi budur. Diyebilir. Böyle bir fonksiyon verir. Der ki bu tanım kümesinde alacağı kaç değer var? Tam sayı değer olarak. Vallahi hocam 5 olur, 6 olur, 7 olur. En fazla 39'a kadar terim sayısını bul, soru bitmiştir. Alacağı en büyük değer 39'dur. Alacağı en küçük değer 5'tir. Tam sayı olarak. E hadi birkaç tane ıvır zıvırım var. Onları da gösterip full sorulara giriş yapalım. Evet arkadaşlar, sizin sıra son kulvarda ve sonra full soru çözümü. Buyurun. Tepe noktası x ekseni üzerindeyse. Arkadaşlar tepe noktası eğer x ekseninin üzerindeyse bunun deltası %100 sıfırdır. Çünkü x eksenine teğet hani hatırlayın delta eşittir sıfırdı ya. Bu bir. İkincisi R'si oynaktır. Her tarafta olabilir. Ama bunun K'sı, şimdi burası R ya. R'nin gittiği yer K.
K'sı %100 sıfırdır. Bitti bu kadar. Hocam tepe noktası Y ekseni üzerindeyse. Y ekseninin üzerinde. Üste olabilir, altta olabilir, teğet geçebilir. Bunlar arkadaşlar K'sı hakkında bir şey söyleyemezsiniz. Ha delta hakkında da bir şey söyleyemezsin. Mesela burada delta sıfırdan küçüktür. Kesmiyor X eksenini. Burada delta sıfırdan büyüktür. İki nokta kesiyor. Burada teğet de olabilir. O da anlaşıldı mı? Delta hakkında bir şey söyleyemezsiniz. K hakkında bir şey söyleyemezsiniz. Ama bunun R'si %100 sıfırdır. Evet. Tık 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 tık. R'si sıfır. Tık 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 tık. R'si sıfır. Tık tık tık. Zaten kendisi R'si sıfır. Bunun R'si %100 sıfırdır. Parabolun tepe noktası Y ekseninin üzerindeyse R'si %100 sıfırdır. Parabolun tepe noktası X ekseni üzerindeyse K'sı sıfırdır. Deltası da sıfırdır. Haberiniz olsun. Hadi devam edelim. Şimdi dedi ki bu parabolu şu doğrusunu iki nokta kesiyor. Kesmiyor, teğet geçiyor. Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar bir parabol diğer de parabol olabilir. Sıkıntı değil ya da doğru da olabilir. Hemen bana bunlar birbirine eşliyorsunuz. Kesim noktalarını bulmak için birbirine eşlenir. Hadi birbirine eş diyelim. Ha ben bunu gerçek şeyde de kullanacağım. Ha. Adam böyle bir tane arkadaşlar bize parabol verecek. Bir tane de doğru verecek. Şu kesim noktalarını istiyor musun? Evet hocam. O zaman birbirine eşleyeceksiniz. Bitti bu kadar. Birbirine eşitlediğiniz zaman kesim noktalarını bulursunuz. Sen kesimden bahsediyor. Kesiyor, kesmiyor. O zaman bunları birbirine eşleyelim. Eşleyelim hadi. X kare artı 4x artı m artı 1 eşittir 2x artı 3'e. Hepsini bu tarafa atalım. Evet devam edelim. Hadi atalım bakalım. X kare artı 2x artı m eksi 2 sıfırdan. A buraya kadar geldik. Eğer m yerine düzgün bir sayı olsaydı. İşte sıfıra eşlediniz ya. Buradaki bulduğunuz kökler x eksenini kestiği noktalardır. Anlatabiliyor muyum? Ama hocam iki noktada kesiyor. Ha bunun deltası sıfırdan büyüktür. Kesmiyor. Delta sıfırdan küçüktür. Teğet geçiyor. Delta sıfıra eşittir. Bitti bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Bana bunun deltasını bulup sıfırdan büyük yaparsanız o zaman iki nokta kestiğini bize söyler. Süper. E hadi. Dedik ki kesiyorsa iki noktada delta sıfırdan büyüktür. Delta'nın formülü neydi? B kare. 4 eksi 4 AC. A bu sıfırdan büyük olacak. Dağıtalım. Eksi 4M karşıya atalım. 4M. 8, 4 daha. 12. 4'e 4'e böldüm. M küçüktür. 3. Bitti. M'in olacağı en büyük değeri ister. 2'dir. M kaç farklı doğal sayı değer alır der. 0, 1, 2'yi alır. Anlatabiliyor muyum? 3 tane değer alır. Bu şekilde çözümünü çok rahatlıkla yaparsınız. Kesmiyor. Delta sıfırdan küçüktür. A bunun deltasını bul. Sıfırdan küçük yap. Soru bitmiştir. Teğet geçiyorsa deltasını sıfıra eşleyin. Buradan da M 3 çıkar. Haberiniz olsun. Burada da M büyüktür. 3 çıkar. Haberiniz olsun. Tam tersi ya. Güzel. Kesim noktalarını. Kesim noktaları birbirine eşlenerek bulunurdu. Tamam buldum. Birbirine eşledim. En son bu denklem çıktı. Diyor ki kesim noktalarının orta noktasının apsisi. Arkadaşlar en son eşlediğiniz ne çıktıysa onun R'sini istiyorum. Tepe noktalarının orta noktasının apsisi demek kesim noktalarının ama. Bak kesim noktalarının orta noktasının apsisi demek birbirine eşleyip kesim noktalarını buluyorsunuz ya. Benden bunun R'sini istiyor. Hadi R'yi bulalım. R eşittir. Eksi B bölü 2A'dan eksi 1'dir. Hocam ordinatını istiyor. Şu eksi 1'i şu doğruda yerine yazacaksınız. Parabolda değil. Evet bakın kestiği noktalar şunlar. Kesim noktanın apsislerinin tam orta noktası şurası. Tam orta noktası burası değil mi? Evet. E tam da bu orta nokta kimin üstünde? Tabii ki doğrunun üstünde. Olay anlaşıldı mı? Mantık bu. Güzel. En azından size bunları da gösterdim. Bir parabol başka bir parabol olabilir. Bir parabol başka bir doğru olabilir. Sıkıntı yok. Kesim noktalarından bahsediyorsa birbirine eşleyin. Birbirine eşledim. Hocam iki nokta kesiyor. Delta sıfırdan büyüktür. Kesmiyor. Delta sıfırdan küçüktür. Teğet geçiyor. Delta sıfıra eşittir. Ha kesim noktalarını bulmak mı istiyorsun? Birbirine eşle. O bulduğunuz x'ler kesim noktasıdır. Hadi bakalım. Geldik bizim bu sorumuza. Tepe noktası y ekseni üzerindeyse bunun r'si sıfırdır. R'si sıfır. Başka bir ihtimal yok. R'nin formülü neydi? Eksi B
bölü 2a. Yani ekseni çarpınca burası artı olur. M eksi 4 bölü 2 sıfırdan. M'i ne buldum? M'i 4 buldum. Ne istiyorsun benden? En küçük değerini istiyorsun. Tamam, M'e 4 yazalım. Y eşittir. M'ye 4 yazdım gitti. M'ye 4 yazdım eksi x kare. X karemizi yazalım. X kare. M'ye 4 yazdım eksi 9. Güzel. R'si sıfırsa en küçük değer k olmuyor muydu? X'e 0 yazınca k'sı eksi 9 olur. Şıklardan eksi 9'u bulursun ve işaretlersin. O da anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Geldik alttaki sorumuza. Şurayı siliyorum arkadaşlar. Evet. Ne diyor? Diyor ki x eksenine negatif tarafta teğet. Arkadaşlar x eksenine teğetse, evet x eksenine teğetse delta sıfırdır. Bitti bu kadar. Hadi delta'yı bulalım. B kare. Şunun karesini alıyorsunuz. Eksinin bir anlamı yok ki. Karelerde ya da değiştirebilirsiniz. M eksi 4'ün karesi. Eksi 4. A, C. A bu sıfır eşit olacak. Karşıya attım. M eksi 4 karesi 36 ise ya 6'dır ya da eksi 6'dır. Şurada M 10 çıkar. Şuradan eksi 2 çıkar. Arkadaşlar bulduğun değerleri yerine yazacaksın. Negatif tarafta teğetse R'si negatiftir. Evet. Negatif tarafta teğetse bunun R'si negatiftir. Tamam. Önce onu yerine yazdım. Onu yerine yazdık. Burası ne oldu arkadaşlar? Artı 6 oldu. Aa, R'si negatif oldu. Çünkü eksi B bölü 2A'dan. Eksi 2 yazdım. Şurası 6. Aa, o da mı oluyor yoksa? Dur belki ikisi de olur. Dur bir saniye. M'ye 10 yazdık. Şurası ne oldu arkadaşlar? Eksi 6. Doğru mu? Eksiyle çarptım. Artı 6. Evet. R'si eksi B bölü 2A'dan eksi 3. Eksi 2 yazdım. Eksi eksinin çarpımı artı 6. Eksi 6 olur. R'si eksi B bölü 2A'dan 3 olur. Ha, bunun R'si 3 oldu. Bunun R'si de eksi 3 oldu. E tamam da negatif taraftaysa R'nin negatif olması lazımdı. Benim bununla işim yok. Arkadaşlar M'yi istiyordu. M 10'dur. Şıklardan onu bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Bakın. X eksenine teğet dediği zaman delta sıfırdır. Delta'yı buldum, sıfıra eşitledim. M'yi iki tane değer buldum. Bu M'leri yerine yazdım. R'nin negatif olması lazım. R'nin negatif olabilmesi için de öndekinin pozitif olduğunu biliyorum ya. Şuranın pozitif olması lazım ki R'si negatif olsun. Ya ortanın o A kare artı BX B'nin arkadaşlar %100 eğer negatif tarafta T'ye pozitif olması lazım. Onu yazdım. Bakın onu yazdık. Burası artı 6 oldu. R'si eksi 3 oldu. Eksi 2 yazdım. Şurası komple eksi 6 oldu. R'si 3 oldu. Biz negatif taraftaki T'ye arıyorduk. M'si 10 olur. Şıklardan onu bulursun ve işaretlersin. Şimdi arkadaşlar konu itibariyle hepsini bitirdik. Şimdi full soru çözümüne giriş yapalım. Haydi. Hadi bakalım. Bununla yolumuza devam edelim. Ya işte x kare eksi 2 x eksi 3'ün bana parabolunu çiz dediği zaman ne yapıyorsunuz? X'e 0 yaz. Y'se eksi 3. Y'ye 0 yaz. X'imiz bir 3 bir de eksi 1. Doğru mudur? Parabolumuz bu. Bu eşlik sorularında direkt parabol bu şekilde çizilir. Hocam büyük eşittir derse süper. Aynı parabolu çizersiniz. Üst tarafını karalarsınız. Hocam sadece büyüğüm deseydi. O zaman bu parabolu çizmezdiniz. Parabolu arkadaşlar şu şekilde çiziyorsunuz. Bakın izleyin. Nokta 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 ama üst taraf. Olay anlaşıldı mı? Hocam küçüğüm derse nokta 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 alt taraf. Küçük eşittim deseydi parabolumuzun kendisini de çizersiniz arkadaşlar. Ve alt tarafı komple karalarsınız. Şimdi hocam burayı bir silelim. Şimdi ben sana ekstra bir soru soracağım. Dedim ki şöyle bir denklem sana vereyim. Y büyük eşittir x eksi 2'nin karesi. Y küçüktür x artı 4. Dedi ki bana bu sistemi işte koordinat düzleminde göstermişsiniz. Tabii ki gösteririm arkadaşlar. Şunun r'si 2 olan, hani x eksi r'nin karesi artı k ya, r'si 2 olan tam kare olduğu için x eksenine teğet.
Arkadaşlar şurayı parabol. Şurası 2 olan böyle bir parabol çizdik. Büyük eşitim diyor. Bunun üst tarafını karalayacağız. Y eşittir x artı 4'ün grafiği arkadaşlar. X'e 0 yazalım. Evet, y'si 4. X'e 0 yazdık. Buradan geçecek. Burası da 4 noktası ya. X'e 0 yazdık. Y'si 4 oldu. Burada da x'e 0 yazdım. Y'si 4. Y'ye 0 yazdım. X'i eksi 4. Şöyle bir doğru parçası arkadaşlar. Güzel. Bak. İkisinin kesim noktaları mutlaka var. İkisinin kesim noktaları da bunları birbirine eşleyerek buluyorsunuz. Eşleyelim. Hadi bakalım bunun açılımını yapalım. X kare eksi 4 x artı 4 eşittir. X artı 4'e 4 4'ü götürdü. 3'ü karşıya attım. X kare eksi 5 x. X bir 0 bir de 5 çıktı. Demek burası ne çıktı arkadaşlar? 5 çıktı. Şimdi ne diyor? Şu doğruda eşlik var mı? Yok. Nokta 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 nokta. Öyle diyor. Eşlik yok. Üsttekinde eşlik var mı? Var. Parabolun kendisi. Bu diyor ki parabolun üst tarafı, doğrunun da alt tarafı. Y küçüğüm derse doğrunun da alt tarafı. Yani hangi bölgeden bahsediyoruz arkadaşlar? Şu bölgeden bahsediyoruz. Bana şu bölgenin olduğu yere karala, soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu, olay bu. Hadi geldik bizim bu sorumuza. Şuranın alanını istiyorum. Şuranın alanını. Süper, bulalım. Arkadaşlar bu ikisini birbirine eşitleyerek şu kesim noktalarını bulalım mı? Zaten bir kesim noktası sıfır belli. O zaman diğer kesim noktasını bulmak için birbirine eşleyeceğiz. Eşleyelim. X kare eşittir eksi 2x'ten. X x'i götürdü. X buradan eksi 2 çıktı. Demek burası eksi 2'ymiş. Eksi 2 yazdığım zaman bizi nereye götürür? Eksi 2'nin karesi 4'tür. Olay bitti. Tabanımız 2 birim. Yüksekliğimiz 4 birim. Alan 2 çarpı 4 bölü 2'den alanımız 4 olur. Şıklardan 4'ü bulursun ve işaretlersin. Mantık bu. Geldik buraya. Şimdi taralanan bir kareymiş. Şurası bir kare. Ben şuraya Mustafa'nın M'si demek istiyorum. M'nin gittiği yer parabol üzerinde olduğu için M kare değil midir? Evet. Bu bir kare ise şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit midir? Evet. O zaman M kare niye eşittir? 12 eksen. Soru bitti. Anlaşıldı mı? Bakın bir daha anlatıyorum. Şuraya M dedim. M'nin parabolda gittiği yer M kare. Hocam bu 12'nin gittiği yer. Tanrı beni ilgilendirmez ki. şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşitse şu uzunluk zaten M kare. Şu uzunluk da burası eğer 12 doğrusuysa 12 eksi M'dir. Bunlar birbirine eşittir. Çünkü kare ya. Şimdi amacımız M'yi bulmak. Hepsini bu tarafa atalım. M kare artı M eksi 12 sıfırdan çarpanlarını ayırın. 3'e 4. Eksi 3'e artı 4. Çarp eksi 12. Topla 1 olur. M buradan ya 3'tür ya da eksi 4'tür. M pozitif olduğu için M'miz 3'tür arkadaşlar. M 3 ise 3'ün gittiği yer 9'dur. Süper. Şurası 9 birim. Şurası 9 birim. Taralı alanı istiyorum. Cevap 81'dir. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Ne yaptım? M'ye M kare dedim. Şu uzunlukla şu uzunluk yine eşittir. 12 eksi M eşittir M kareden. M'yi 3 buldum. Tamam. M 3 ise şu uzunluk 9. Şurası da 9. Alanı istiyor. 81. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi burada arkadaşlar biraz benzerliği bileceğiz. Hocam benzerliği bilmiyorum. O zaman üçgende benzerlik konusuna arkadaşlar bir bakın isterseniz. Şimdi dedim ki AB iki tane BT'ymiş. Dur. AB iki tane BT. Ben buraya Mustafa'nın M'si desem şu uzunluk 2M olmaz mı arkadaşlar? Evet. Güzel. Şurası 0 desem. Şu doğrunun şu x'en y eksenini kestiği noktayı bulmak için ne yapacağız arkadaşlar? Kolay. X'e 0 yaz. Y'si bul. Y'si 4'müş. Y'ye 0 yaz. X'imiz eksi 10 çıktı. Şurasını arkadaşlar dur. Kırmızı ne yazalım ya? Daha güzel olur. Şurasını arkadaşlar ne bulduk? X'e 0 yazdım. Y'si 4. Y'ye 0 yazdım. X'imiz eksi 10. Şimdi tık 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 tık. Burada bir tane dikmemizi indirelim. Arkadaşlar 2M'nin 3M'ye oranı. Temel benzerlik oranı. Doğru değil mi? Bakın 2M'nin 3M'ye oranı onun neye oranına eşittir? Ya da 2 şurasının arkadaşlar 10 birim olduğunu biliyorum. 2M'ye 10'sa M'ye
Aşı uzunluğumuz 5 birimdir. Yani tete noktasının apsisini buldum. 5. Olay anlaşıldı mı? Şimdi geldik tepe noktasının ordinatını bulmaya. Onu da bulurum ben sana, merak etme. 2m'nin 3m oranı eşittir 4'ün aşunu oranı. Bunu arkadaşlar biz k diyelim. 4'ün k'ya oranı. Mm'yi götürdük. İçler dışlar çarpımı yapalım. 2k eşittir 12'den. K'yı ne buldum? 6 buldum. Şurası da 6 çıktı. Aşı uzunluğumuz da 6 çıktı. Yani 5 bizi nereye götürüyormuş? 6'ya götürüyormuş. Güzel. Bu parabolun bana denklemini bulur musunuz? Çünkü arkadaşlar F10'u istiyorum. Parabolun denklemi nasıl oluşurdu? Hatırlayalım bir. Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artı K. Hatırladık mı? Y eşittir A çarpı X eksi R'miz 5. Artı K. K'mız 6. Soru bitti. 0 yazınca bizi nereye götürüyor? 4'e götürüyor. X'e 0, Y'ye 4 yazalım. X'e 0, Y'ye 4'ü bastım. 6'yı bu tarafa attım. Eksi 2. 25A. Eksi 2 ise A eksi 2 bölü 25'tir. Güzel. A'yı da buldum. Yani Fx'i bulduk. Eksi 2 bölü 25. X eksi 5'in karesi artı 6. Bundan sonra ben sana F10'u da bulurum, F40'ı da bulurum, F50'yi de bulurum, her şeyi bulurum. 10 yazdık, 5, 5'in karesi 25, 25, 25'i götürdü. Cevap 4'tür, şıklardan 4'ü bulursun ve işaretlersin. Bu birinci çözüm yöntemi. İkinci çözüm yöntemi ise arkadaşlar, izleyin beni. Şurası 5 birimse, şurası da 5 birimdir. Doğru değil mi arkadaşlar? O zaman şurası ne olur? 10 olur. 10 bizi nereye götürdü? 4'e götürdü. Çözümü o şekilde de yapabilirdiniz. Sıkıntı değildir. Tepe noktasından sola kaç birim kaydıysanız, sağa o kadar birim kaydığınız zaman aynı noktaya götürürler. 0 bizi 4'e götürüyorsa 10 da bizi 4'e götürür. Soru bitmiştir. Umarım olay anlaşıldı arkadaşlar. Mantık bu, olay bu. Ama F11'i, F12'yi, F20'yi isterse mecburen benim bu denklemi kurmam lazımdı. Arkadaşlar hızlı bir şekilde bir de anlatıyorum. Kendisi demiş. AB 2 tane BT. M'ye 2M dedim. Doğruyu bize vermiş. X'e 0 yaz Y'yi bul. Y'ye 0 yaz X'i bul. Tamam, süper. Şimdi şurasının eksi 10 olduğunu biliyorum. Yani şu uzunluk 10 birim. 2M'ye 10 ise M'ye 5'tir. Güzel. 2M'nin 3M'ye oranı 4'ün 6'ya oranına eşittir. 6'yı da buldum. Tepe noktası belli. 5'e 6. Tepe noktasından yola çıkarak denklem buldum. Sonra x sene 5, F10 istiyorsa x sene 10 yazdım, soru bitti. Haydi yola devam. Evet arkadaşlar, haydi bakalım bu sorudan başlayalım. Bu parabolün denklem vermiş, şu parabolün denklem vermiş. Ve diyor ki M nedir? Arkadaşlar burada minik bir ayrıntı var. Ayrıntımız ne? Ayrıntıyı hemen size söylüyorum. Y ekseninde bunlar üste geliyorlar. O zaman Y eksenine üste geliyorsa, şunun y'sini bulmak için x'e 0 yazıyorduk. Hani en sondaki ax kare bx artı c'de olduğu gibi, hatırlayalım bir. Burası bizim c noktamız değil miydi? Süper. O zaman şurasıyla şurası birbirine eşittir. Çünkü x'e 0 yaz y'si bu. X'e 0 yaz y'si bu. Y'de üst üste geldiklerine göre y'ler birbirine eşittir. Eşit diyelim. Şu x'in birbirine eşitlediğiniz zaman arkadaşlar m eksi 6 mı çıkar? Evet, eşitledim. 2m bu tarafa attım. M, onu karşıya attım. Eksi 6, soru bitmiştir. Zaten bizden m istiyor. Geldik bizim bu sorumuz arkadaşlar. Ax kare bx artı c'yi vermiş bana. Diyor ki a, b, c, r, k, delta'yı bana söyler misiniz? Hani pozitif mi, negatif mi? Kollar aşağı doğru olduğu için a negatiftir. C, y eksenini kestiği noktadır. Yani negatiftir. C'yi negatif bulduk. R, R'si şurası, K'sı şurası. Hem R'si negatiftir, hem K'sı negatiftir. Delta, X eksenini kesmiş mi? Hayır, negatiftir. Hocam B'yi nasıl bulacağız? Arkadaşlar B'yi R'den bulacaksınız. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. A'sı negatif. R'si negatif. Tamam. Negatif negatifi götürdü. Aşu negatif, aşu negatifi götürdü. Otomatikmen B ne çıktı? Hocam B de negatif çıkmıştır. Soru bitmiştir. Geldik buraya. Hocam kollar aşağı doğru. A'sı negatif. C, y eksenini kestiği nokta negatif. R'si pozitif.
K'sı pozitif. Deltası x eksenli iki nokta kestiği için pozitif. B'yi yine R'den bulacaksınız. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2A'ydı. R'si pozitif. R'ye bir defa pozitifi bastım. A'sı negatif. Şu negatif, şu negatif ne yaptı? Götürdü. B ne çıktı? B pozitif çıktı. Haberimiz olsun. Bunların yorumunu bu şekilde yapıyoruz. Buyurun arkadaşlar. Geldik bu sorumuza. Şimdi adam AB uzunluğunu verir. O A eşittir 4AB denir. Mantıkları aynıdır. Ya kökler toplamı, kökler çarpımı, kökler farkı. Bu üçünden yola çıkacağız arkadaşlar. Şimdi şu arası 6 birimse. Ben şuraya eksi x desem. Şurası eksi x artı 6 değil midir? Evet. Eksi x artı 6. Çünkü arası 6 birim ya. Ben buraya 1 desem. Şurası arkadaşlar ne olur? 7. Ben buraya eksi 2 desem. Şurası ne olur? 4. 6 fazlası. Ben burası sol tarafta kaldığı için eksi x dersem. Şurası eksi x artı 6'dır. Aradaki mesafe 6 birim olduğu için. 1. Kökler toplamı. Bana bu kökler toplamını bulur musunuz? X1 artı x2. Eksi 2x artı 6 eşittir. Eksi b bölü a'dan yani 4'ten. Buradan x'i bulduk. 6'yı karşıya attım. Ne oldu arkadaşlar? Evet. Eksi 2. X'imiz ne çıktı? Eksi 1 çıktı. Pardon. X'imiz 1 çıktı. Güzel. 6'yı karşıya attım. Eksi 2. Eksi 2'ye böldüm. X'i 1 buldum. X 1 ise demek ki şurası neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş. Hani eksi x diye. Şurası neymiş? Şurası da 5'miş. Bir de kökler çarpımı. X1 çarpı X2. Eksi 1 ile 5'in çarpımı eksi 5. Eşittir. O da C bölü A'dan. 2M artı 1'den. M buradan ne çıktı arkadaşlar? 1'i karşıya attım. Eksi 6. M buradan eksi 3 çıktı. Olay anlaşılır mı? Aynı mantık burada da var. Şimdi AOB'ye. OB'ye. Biz arkadaşlar yine buraya X diyelim. Olur. Sağda kaldığı için artı. OA 4X olur. O dediği yer burası. OA 4X ise şurası da eksi 4X'tir. Solda kaldığı için. Tamam. Kökler toplamı. X1 artı X2. Toplayın bana bunları. Eksi 3X eşittir. Eksi B bölü A'dan eksi 3. Güzel. X'i buradan ne bulduk? X'i buradan 1 bulduk. Tamam. X'imiz 1'miş. Yani şurası 1, şurası eksi 4 olur. Hani eksi 4x diye. Benden k istiyor. Kökler çarpımı. Eksi 4'ten 1'in çarpımı. Kökler çarpımı. Eksi 4 eşittir. O da c bölü a'dan yani eksi 3k artı 2'den. 2'yi karşıya attım. Eksi 6'dan. Eksi 3'e böldüm. K'yı 2 buldum. Soru bitmiştir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. Olay bu. Ha, hocam. Şimdi burada kökler farkından yola çıkamazsınız. Doğrudur. Ama ben sana buradan kökler farkından yola çıkabilirim. Çünkü iki tane kökün arasındaki mesafe 6 birimse kökler farkının formülü x1 eksi x2'nin formülü 6 eşittir. Çünkü kökler farkı 6 birimdi. O da arkadaşlar kök delta bölü mutlak değer A'dır. Bitti. Yani 6 eşittir. Kök delta kök içinde b kare 16 eksi 4 a'sı 1 c'si 2m artı 1 a bölü a. Yani 1 yazmazsanız da olur. Her tarafın karesini alın. 36 eşittir. Hadi bakalım. Kare kökü götürdü 16. Şu eksi 4'ü dağıtalım. Eksi 8'e eksi 4. X'ini topladık. 12. 12'yi karşıya attım. 24 eşittir. Eksi 8 M'den. M'i ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3 bulduk. Zaten bizden M'i istiyordu. Cevap eksi 3'tür. Şıklardan eksi 3'ü bulursun ve işaretlersin. Ha burada kökler farkını yapamazsın. Çünkü kökler farkında bilinmeyen X'imiz var. Kökler farkında bir de K'mız var. Gerek yok. İki kökün arasındaki mesafe verildiği zaman kökler farkından gidelim. Ha yine kökler toplamı kökler çarpımından yola çıkabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hadi biraz da alan sorularına bakalım. Evet arkadaşlar muhteşem 3 tane soru. Buyurun. Diyor ki m'nin tam sayı değerler toplamı nedir? Arkadaşlar bakın burada neyi bileceğiz? Burada şunu bileceğiz. Şu c noktası şurası olmuyor muydu?
Sıfırdan büyük mü? Sıfırdan büyük. Bir defa m artı 5 büyüktür sıfıra. %100. İkincisi, r'si ve k'sı sıfırdan büyük mü? Evet. R'sinin de sıfırdan büyük olduğunu biliyoruz. R'nin formülü neydi? Eksi b bölü 2a. Yani eksene çarpınca burası artı olur. M artı 2 bölü 2 büyüktür sıfırdan. 2'yi bu tarafa gönderelim. Buradan m büyüktür eksi 2 çıktı. Buradan m büyüktür eksi 5 çıktı. Her ikisi de büyüğüm diyorsak büyük olan alınır. Bununla artık işimiz kalmadı. M'in eksi 2'den büyük olduğunu biliyorum. Sonra bu x eksenini kesiyor mu? Kesmiyor. X eksenine teğet mi? Hayır. X eksenini hiç kesmemişse delta sıfırdan küçüktür. Bir de bunun deltasını sıfırdan küçük yaptık mı? Bence soru biter. Deltanın formülü neydi? B kare. Şunun karesi. M artı 2'nin karesi. Eksi 4. A'sı 1'dir. Yazmasanız da olur. C'si de M artı 5'tir. A bu sıfırdan küçük olacak. Tamam, bunu dağıtalım. Bunu da açılımını yapalım. M kare artı 4. M artı 4. Eksi 4M. Evet. Eksi 20 küçüktür sıfırdan. 4M 4M'i götürdü. Eksi 16 karşıya attım. M kare küçüktür 16'dan. M 4'ten eksi 4 arasındadır. Güzel. M'i de eksi 4 ile 4 arasında bulduk. Tamam. M'e eksi 2'den büyük de hani. Eksi 4'ten büyüğüm diyor. Tabii ki eksi 2'den büyük alacaksınız. 4'ten de küçük. Hangi değerleri aldı arkadaşlar? Bitti sorumuz. M eksi 1 olur. Eksi 2, eksi 1 olur. 0 olur. 1 olur, 2 olur, 3 olur. 4'ten küçük ya, bitti. Alacağı 1, 2, 3, 4, 5 tane değer var. Toplamını istiyorsa cevap 5'tir. Şıklardan 5'i bulursun ve işaretlersin. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Mantık bu. 1, C'si 0'dan büyük gördüm. Ha, kollar yukarıya doğru. Mesela burada M artı 4 olsaydı ya da M eksi 2 olsaydı M eksi 2 de 0'dan büyük diyecektiniz. Çünkü niye kollar yukarıya doğru? Mesela bu da bir ayrıntı. Tamam. R'si sıfırdan büyük. R'si eksi b bölü 2 sıfırdan büyük. M'yi bir eksi 2'den büyük buldum. Bir eksi 5'ten büyük buldum. Tabii ki büyük olan alınır. Sonra delta sıfırdan küçüktür. Bariz belli. Çünkü x eksen ne kesiyor ne teğet geçiyor. Delta sıfırdan küçüktür dedim. M'yi de eksi 4'den 4 arasından bulduktan sonra eksi 2'den büyükse eksi 1. Doğru değil mi arkadaşlar? Eksi 1. 0, 1, 2, 3'e kadar değerler aldı. Soru bitti. Buyurun geldik bizim bu sorumuza. Şimdi fx'imizin denklemi şurada. Tamam da x'e 0 yazsam y'si ne çıkar? Y'si 2 çıktı. Yani şurası arkadaşlar 2'ymiş. Güzel. Bu sefer x'i bulmak için buraya 0 diyorsunuz. Y'ye 0 yazıyorsunuz. Y'ye 0 yazınca x eksi 1 oldu. Şurası da eksi 1. Güzel. Bir de ne bizi 2'ye götürür? Onu merak ettim. Yani şunu 2'ye eşleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, bakın ne bizi 2'ye götürür? Ona bakacaksınız. Tamam, içler dışlar çarpımı yaptım. X eksi 4'ün karesi eşittir 4'ten. Karesini alalım. X eksi 4 16'dan x ne oldu? 20 oldu. Burası ne bulduk arkadaşlar? 20 mi buldum? Yanlış olmasın sonra. Durun, yanlış mı oldu ya? İçler dışlar çarpımı yaptım. Ben niye karesini alıyorum ki? Kök için alacaksın ya. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı içler dışlar çarpımı yaptım. X eksi 4'ün karesi 4'ten. Her iki tarafı kök içine aldım. Kare kökü götürdü. X eksi 4 eşittir 2'den ya da eksi 2'den. X eksi 4'ümüz ya da eksi 2'dir. X buradan bir 2 çıktı. X buradan bir 6 çıktı. Şimdi hangisi doğru cevaptır? Bir saniye. X, y'ye 0 yazdım. X'imiz ne çıktı? 4 çıktı. Burası 4 ise. O zaman X'imiz %100 2'dir. Doğru değil mi arkadaşlar? 6 olması imkansız. 6 dediği yer şurası. 4'ün sağ tarafı. O zaman burası 2 ise benden taralanı istemiyor musun? 2 kere 2 cevap 4'tür. Şıklardan 4'ü bulursunuz ve işaretlersiniz. Taralanı istiyordu, soru bitmiştir. Ne yaptığımızı bir şekilde özel geçiyorum. X'e 0 yazdım. Y'si 2 çıktı. Y'ye 0 yazdım. X'imiz eksi 1 çıktı. Eksi 1 hiç kullanmadım ha. Devam edeyim. Y'ye 0 yazdım Gx'de. Yani Gx'e 0 yazdım. X'i 4 buldum. Şurasında 4 olduğu bariz belli. Şimdi kendi kendime dedim ki ne bizi 2'ye götürüyor? Ne bizi 2'ye götürüyor? Gx'i 2'ye işledim.
Çünkü bu 2'den dolayı. 2'ye eşitledim. İçler dışlar çarpımı yaptım. Kök içine aldım. X eksi 4 ya 2'dir ya eksi 2'dir. X'i ya 2 ya 6 buldum. 4'ten küçük olduğu için %102'dir dedim. Alanı istiyor. Cevap 4'tür. Soru bitti. Geldik sağdaki sorumuza. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Dur. Şununla eşitlesem şu kesim noktalarını bulur muyuz? Tabii ki buluruz. Y eşittir 4 doğrusu. Şurası 4'tür. X'e 0 yazdım. Y'si 6'dır. Belli zaten. Parabolda arkadaşlar y eksenini kestiği nokta bulmak için x'e 0 yazarsınız. Y'si direkt 6 çıktı. Güzel. Şimdi bir de kesim noktalarını bulursam bence soru biter. Hadi bakalım. Kesim noktalarını da bulalım. Birbirine eşitledim. Eksi x kare bölü 2 artı 6 eşittir 4'ten. Bunu karşıya 4'ü bu tarafa atalım. 2 eşittir x kare bölü 2'den. X ya 2 ya da eksi 2 çıkar. X'i bir 2 buldum. Şurasını 2, şurasını da eksi 2 buldum. Tabanımız kaç birim? Tabanımız 4 birim. Evet. Şu yüksekliğimiz 4 birim. Şu yüksekliğimiz 2 birim. Alanı istiyorsan taban çarpı yükseklik bölü 2. Doğru değil mi? Tabanımız 4. Yüksekliğimiz 4 bölü 2 artı. Tabanımız 4. Üstteki üçgen de bulalım. 4 çarpı 2 bölü 2. Buradan sonuç ne çıkarsa cevap budur. Olay anlaşıldı mı? Bazıları diyor ki hocam bu üçgen ayrı bulurum, bu üçgen ayrı bulurum, bu üçgen ayrı bulurum, bu üçgen ayrı bulurum. O da olur. Biz üçgenlerden yola çıktık. Çünkü daha dörtgenleri bilmiyoruz. Taban 4, yükseklik 4, 4 çarpı 4 bölü 2'den. Şu alttaki üçgen alanı buldum. Taban 4, yükseklik 2, 6'dan 4 çıktı 2 birim ya. Oradan da diğer üçgeni buldum ve topladım, soru bitti. Şimdi ben sana ekstra bir soru daha yazayım. Ve hemen hızlı bir şekilde yeni sorulara yelken açayım. Şimdi sorumuz şu olsun. Hop hop gelsin. Şöyle devam etsin. Desin ki şöyle. Bu da arkadaşlar x eşittir 11 doğrusu. Evet. Desin ki bu taralık kısım kare ise. Hadi ona derim A, B, C, D. A, B, C, D kare ise dedim ki taralı alan nedir? Sorumuz bu arkadaşlar. Şurasına eksi 1 diyeyim. Şurasına da 1 diyeyim. Hadi bakalım. Arkadaşlar güzel bir soru oluştu. Şimdi ben bunun çözümünü nasıl yapacağım? Bakın izleyin. Dedim ki önce bana bu parabolun bir defa denklemini bulacaksınız. Nasıl bulacaksınız? Y eşittir A çarpı X artı 1'in karesi. Bitti. Çünkü K'sı yok. Birin gittiği yer sıfır ya. Sıfır yazınca bizi nereye götürüyor? 1'e götürüyor. A'yı ne bulduk? A'yı 1 bulduk. Süper. Y eşittir. X artı 1'in karesi oluştu. Şimdi ben dedim ki ben buraya M desem. M'nin gittiği yer. M artı 1'in karesi değil mi? M artı 1'in karesi. Bu bir kare ise. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit mi? Daha önce benzer soru çözmüştüm. Yani 11 eksi M. Eşittir M artı 1'in karesine. Buradan M'yi çok rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Belli. Hadi M'yi bulalım. Hocam M2'dir belli. Nasıl M2'dir? 2 1 daha 3 karesi 9. 11'den 2 çıktı 9. M2'dir. M2 bulduk mu? Tamam. 9 çarpı 9 bana alanı verir. Haberiniz olsun. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Bu parabolun denklemi buldum. Y eşittir A çarpı X eksi R'nin karesi artık A. Yani x artı 1'in karesi, k'sı yok. 0 yazınca bizi 1'e götürüyor. 0 yazdım, 1'e eşitledim. A'yı 1 buldum. Denklem bu. M yazdım. M artı 1'in karesi. Şu uzunlukla şu uzunluk eğer kare demişsek birbirine eşittir. Şurası şurasına eşitse 11 eksi M eşittir M artı 1'in karesinden. M'yi 2 buldum. Soru bitti. Haydi yola devam. Şimdi biraz ayrıntılara dikkat edeceğiz. Nasıl biraz ayrıntılara dikkat edeceğiz arkadaşlar? Hani derler ya, şeytan ayrıntıda gizlidir. Şimdi tepe noktası tam da y eksen üzerinde. Tepe noktası y eksen üzerindeyse bunun R'si 0. Evet. Tepe noktası y eksen üzerindeyse tık 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 aşağı indik. R'si ne oldu? R'si 0 oldu. R'nin formülü neydi? Eksi B bölü 2 A'sı 0 olacak. Güzel. Yani eksene çarptım artı oldu. 1 eksi m kare bölü 2m.
eşittir sıfırdan. İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 eksi m kare sıfırdan. M ya 1'dir ya da m eksi 1'dir. Hocam m'nin 1 olması imkansızdır. Niçin? Çünkü kollar aşağı doğru. M'nin negatif olması lazım. Demek ki m'miz ne çıktı arkadaşlar? Eksi 1 çıktı. Şimdi denklemimizi oluşturalım. Y eşittir. M yerine eksi 1 yazalım. Eksi x kare artı 6. Şimdi arkadaşlar bu bir kareymiş. Kendisi diyor. E kare ise ben şuraya A desem A'nın gittiği yer yine A olmaz mı? Bunlar birbirine eşit olacaktı ya. Evet. O zaman X'e de A yazalım, Y'ye de A yazalım. Bitti bu kadar. Yani A eşittir. Eksi A kare artı alttan. Hepsini karşıya atalım. A kare artı A eksi 6 sıfırdan. Çarpanlarını ayıralım. 3'e eksi 2. A buradan ya eksi 3 çıkar ki imkansız A'nın pozitif olması lazım. Ya da A'mız 2'dir. E A 2 ise 2 ile 2'nin çarpımı neye eşittir arkadaşlar? 4'e eşittir. Soru bitmiştir. Hadi bakalım. Geldik bizim bu sorumuza. Bak. Yine kare demiş. Ama hocam sıfıra sıfırdan geçiyor. Tam da tepe noktası. E tam da burada R yok ki zaten. Yani buradaki uygulanan şeyi burada uygulama. Şimdi arkadaşlar izleyin beni. Ben buraya M desem. Şu A'nın olduğu yere M desem. M'nin gittiği yer. A bana burada bir M yazar mısınız arkadaşlar? Eksi A şu C noktamız. Eksi 2 M kare olur. Doğru mu arkadaşlar? E bu bir kare ise şurası şurasına nedir? Eşittir. E tamam da o zaman M eksi 2 M kare değil de çünkü altta olduğu için arkadaşlar uzunluk olarak bakıyorsunuz. Şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Şu uzunluk mutlak değer M eşittir. Şu uzunluk mutlak değer eksi 2 M kare. Bunlar birbirine eşittir. E tamam. Bu M pozitif sayıdır. Dışarı aynen çıkar. Şu eksi dışarı artı diye çıkar. 2m kare. M'lerden bir tanesi gitti. M buradan 1 bölü 2 çıktı. Güzel. Sen benden ne istiyorsun? Çevresini istiyorsun. M 1 bölü 2 ise 1 bölü 2'yi 4'ten çarpalım. Çevresi 2 oldu. Şıklardan 2'yi bulursun ve işaretlersin. 1 bölü 2 çarpı 4'ten cevap 2'dir. Olay anlaşıldı mı arkadaşlar? Şuraya m dedim. M'nin gittiği yer zaten denklem belli. Eksi 2 m kare. Şu uzunlukla şu uzunluk yine birbirine eşittir kare dediği için soru bitti. Geldik buraya. Şimdi arkadaşlar bana bunun denklemini bulur musunuz? Aa. Hocam tabii ki bulurum. Bak bir öncekilerinde denklem veriyordu. Denklem veriyordu. Burada ortada denklem yok. E denklem yoksa bana bu denklem bulsana. Adam bütün elemanları sana vermiş. Denklem nasıl bulunurdu hatırlayalım bir. Şurası eksi m'e, şurası n olsun. Bu y eşittir a çarpı x artı m'e x eksi n'di. Hatırladık mı? X eksenini kestiği noktaları eksiyle çarpıp x'in yanına yazıyorduk. E süper. O zaman ben sana bu denklemi hemen oluşturayım. Y eşittir a çarpı x artı 2 x eksi 4. Bakın x eksenini kestiği noktaları x'ten çıkarıyorsunuz. Güzel. Şimdi a'yı nasıl bulacağız? E tamam da 0 yazınca bizi nereden nereye götürüyor? 8'e götürüyor. Çünkü y'yi 8'de kesmiş ya. Y'ye 8, x'lere de 0 yazalım. A eksi 1 çıktı. Yani y eşittir. Eksi 1 çarpı x artı 2'ye x eksi 4. Güzel. 1'in gittiği yer neresi merak ettim. X'e 1 yazar mısınız? Bir f1'i bulalım arkadaşlar. 1 yazdım. Şurası 3. Şurası eksi 3. Çarptık 9 oldu. Bir de 1'in gittiği yer. F1'i de bulalım. Pardon burası F1'in gittiği yerde. F1'in gittiği yer 9. Bir de eksi 1'i bulalım. F eksi 1 eşittir. Eksi 1'in gittiği yeri de merak ediyorum. 1'in gittiği yeri de merak ediyorum ki şu alt tabanla üst tabanı bulayım. Yamun olan arkadaşlar alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Olay anlaşıldı mı? F eksi 1'i de bulalım. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'e eksi 1. Evet burası ne oldu arkadaşlar? 1 oldu. Burası ne oldu? Eksi 5 oldu. Çarptık. Vallahi hocam 5 oldu. Yani anlamış bu arkadaşlar. Şu uzunluk 5 birim. Şu uzunluk 9 birim. Yüksekliğimiz de 2 birim. Alanı istiyor benden. Alt taban artı üst taban. 14 bölü 2 7 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz burada 2'dir. Cevap arkadaşlar kaç oldu? 14 oldu. 14'ü şıklarda bulursun ve işaretlersin. Alt taban artı üst taban bölü 2. 14 bölü 2 7.
7 çarpı 2 cevap 14'tür. Bitmiştir. Geldik sağdaki sorumuza. Bak. Yine ortada denklem yok. Bana denklem bulsana. Denklem nasıl bulunurdu? Bir daha hatırlayalım arkadaşlar. Bu x eksenini kestiği noktada eğer verilmişse denklem bu şekilde bulunurdu. Hocam x eksenini kesmemiş. Bana o zaman r'yi verir. K'yı verir. Bunun k'sı sıfırdır ha. Formül neydi? A çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Hocam burada k yok ki. Üste olsa k'sı olacak. O zaman x eksi r'nin karesi. Bitti bu kadar. Hadi bakalım. Yani r'si 4, k'sı yok. Y eşittir a çarpı x eksi 4'ün karesi. Bitti. E tamam da y'yi nerede kesiyor? Yine 8'de kesiyor. O zaman ben bu y'ye 8 yazarsam, x'e 0 yazarsam bir sıkıntı olur mu? Ne olacak hocam? A buradan ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Süper. A 1 bölü 2 ise, yani y eşittir 1 bölü 2 çarpı x eksi 4'ün karesi. Arkadaşlar biraz uyanık ol. Cin gibi ol. Şöyle bir şey. Şimdi bu bir kare değil mi? Şu 4'ten küçük değil mi? Ya 3'tür, ya 2'dir, ya 1'dir. 3 yazdığınız zaman beni 3'e götürmesi lazım. Kare ise 2 yazdığınız zaman 2'ye götürmesi lazım. 1 yazdığınız zaman 1'e götürmesi lazım. Hadi 3'ten başladık. Hocam 3 yazdım. Valla hocam 3'e götürmüyor. Güzel. 2 yazdım. Hadi bakalım. 2'den 2 çıktı. 2'den eksi... 2 yazdım. Heyecan yaptım. 2'den 4 çıktı. Eksi 2. Karesi 4. 2'ye böldüm. 2. 2 yazdım. Bizi 2'ye götürdü. Süper. Yani bazı arkadaşlarımız şöyle yapıyorlar. Hocam diyorlar m yazsam m olur. X'e de y'ye de m yazıyorlar. O zaman içler dışlar çarpımından 2m eşittir. M eksi 4'ün karesi. Açılım yapıyorlar. M'i yine bana buradan ne buluyorlar? 2 buluyorlar. Aynı mantıktır. Alanı istiyorsun. 2 çarpı 2'den cevap 4 olur. Şıklardan 4'ü bulursun ve işaretlersin. Hadi biraz da sınav tarzı sorulara bakalım mı? Yine full sorularımıza devam ederiz. Haydi. Evet arkadaşlar, bu soruyu hatırlamışsınızdır. 2020'de buna benzer bir soru vardı. Haberiniz olsun. Bu da 2019 sorusuna çok benziyor. Önce bunu bir halledelim arkadaşlar. Diyor ki parabolü, ax kare bx artı c parabolü, y eşittir eksi 6 doğrusunu a ve b noktalarında, y eşittir eksi 2 doğrusunu da d noktasında kesiyormuş. Arkadaşlar şu 3 noktadan geçen bana bir parabol çizin desem, büyük ihtimalle d'den arkadaşlar teğet geçecek. Yani şöyle bir şey olacak. Hop hop. Böyle bir parabol çizdik. Şimdi bunu uzattığımız zaman burada bir yerde kesecek parabolumuz. Bir defa bunun c'si %100 negatiftir. Niçin arkadaşlar? İşte y eksenini kestiği nokta altta bir yerde üstte olacak hali yok ya. C'si negatif. Bu parabolun kollar aşağı doğru olduğu için A'sı da negatiftir. B'yi nasıl bulacaktık işarette? R'den bulacaktık. R'nin formülü eksi B bölü 2A değil miydi? R'si pozitif. Süper. A'sı negatif. Şu negatif şu negatifi götürdü. B ne çıktı? B de pozitif çıktı. Soru bitmiştir. Eksi artı eksi şıklardan bulup işaretlersiniz. Buyurun arkadaşlar. Aslında bu bir parabol sorusu. Aslında bu bir parabol sorusu değil arkadaşlar. Bu hem polinom sorusu hem denklem sorusu. Biraz paraboldan soru çıktığı için ben bunu paraboldan çözeceğim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi 4. dereceden bir px polinomu demiş. Şimdi arkadaşlar 4. derecedense şu x eksenini 4 farklı noktada kesecektir. Haberiniz olsun. Şimdi parabolumuz şuradan geçmiş. Eksi 144. Öyle diyor. Şuradan geçmiş. Eksi 4. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Bir de şuradan geçmiş. 3'ten geçmiş. O zaman bu parabolumuz nasıl bir şeydir? Gelir hop. Gelir hop. Hop. Böyle bu şekilde böyle bir şey kurur. Eğri oluştururuz. Güzel. Şimdi ben buraya eksi m desem, şuraya da n desem bir sıkıntı olur mu? Hayır. Parabolu nasıl oluşturuyorsak denklemini, bunu da aynı şekilde oluşturalım. Yani y eşittir a çarpı x eksenini nerede kesmişse eksiliyle çarpıp x'in yanına yazacağız. X artı 4 çarpı x artı m çarpı x eksi n çarpı x eksi 3. Doğru mu arkadaşlar? Bir de 0 yazınca bizi nereye götürüyormuş? Eksi 144'e. X yerine 0, 0, 0, 0 yazalım. Ve y yerine de eksi 144 yazalım. Güzel. Hadi bakalım.
Şu x'in çarptı. Daha sonra bunların hepsi sıfır yazdığınız zaman hepsini çarpma zaten pozitif olacak. Niye? 2 x'in çarpma artı. Artın ardın çarpma artı. Burası ne oldu arkadaşlar? Başka sayısı da eksi 2'ymiş. Özür. A'mız da neymiş arkadaşlar? Eksi 2'ymiş. Onu da eksi 2 olarak yazalım. Şimdi oldu işte. Şimdi sonuç 2 eksin çarpımı artı. Eksiden çarptım eksi. Şuradaki eksiyi götürsün. 144 eşittir. 2 kere 4 8. 8 kere 3 24 mi oldu arkadaşlar? Evet. Çarpı m çarpı n. 24'e 24'e böldüm. Şurası arkadaşlar 6 çıktı. M çarpı n 6 ise biri 2 biri 3'tür. %100. Çünkü arkadaşlar 6'ya 1 olamaz. Çünkü n 3'ten küçük. M de 4'ten küçükmüş. Eksi M 4. Eksi 4'ten küçükmüş. Yani M 4'ten küçükmüş. O zaman biri 2 biri 3'tür. Kesin. Şimdi bu 3 bu 2 olamaz. Çünkü 3'ten küçüğüm diyor. O zaman N 2'dir. Evet. M de 3'tür. Eksi olduğu için tabii ki eksi 3'tür. Ama M'miz 3'tür. Güzel. Şimdi adam benden ne istiyor? P1'i istiyor. İlk sene 1 yazdınız mı? Soru bitmiştir. Hadi P1 eşittir. Eksi 2 çarpı. X yerine 1 yazıyordum. P1'i istiyordu. 5. X yerine 1 yazıyordum. M'miz de 3 çıkmıştı arkadaşlar. Doğru değil mi? M'miz 3'tü. X yerine 1 yazdığımız zaman 1 yazalım. 1 yazalım. 1 yazalım. 1 yazalım. Güzel. 5. 1 yazdım. 4. N'miz neydi? 2'ydi. Şurası eksi 1 oldu. 1 yazdım. Şurası da eksi 2 oldu. Abana bunları çarpın. Ne çıkarsa çarpı odur. Eksi eksi eksin çarpımı. Sonuç eksi olacak. 2 kere 5 10. 8'den çarptım. Cevap 80'dir. Şıklardan 80'i bulursunuz ve işaretlersiniz. Nasıl arkadaşlar? Yani biraz parabol kullanıp da soruyu çözdüm. Çünkü parabollerde grafik verildiği zaman denklem nasıl oluşturulur onu çok iyi biliyorum. X eksenini kestiği noktalar arkadaşlar x'ten çıkarıyorduk. Katsayıları tam sayı dediği için ben çarpımları 6 olan iki tane sayı ya 1'e 6'dır ya da 2'ye 3'tür dedim. Hatırlayın. Geldik bizim bu sorumuza. Şimdi bu bir ikizkenarmış. İkizkenarda şöyle karşıya bir tane dikme indirdiğiniz zaman şunu 2'ye bölmez mi arkadaşlar? E tamam. EF uzunluğuna kaç demiş? 4 demiş. He, demek burası 2. Kendisi diyor EF 4 birim. O zaman şurası arkadaşlar 2 olur. Güzel. Yani R'miz 2. Şimdi ben o A'ya şuraya arkadaşlar eksi X demek istiyorum. Tabi uzunluk olduğu için X'i alacağız. O B şurası ne oldu arkadaşlar? 3X. Şurasında 3X olduğunu biliyorum. Süper. E soru bitti. İkisinin toplamının yarısı neyi verir? 2'yi verir. İkisini toplayalım 2X. Bölü 2 eşittir 2'den. O zaman x buradan 2 çıktı. E x 2 ise demek şurası eksi 2. Demek şurası da 6. Toplamının yarısını alalım. 2'yi verdi mi? Verdi. Güzel. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımından yola çıkalım. Ben sana daha önce söylemiştim. OA eşittir. OB memle. Bu tarz uzunluklu sorularda kökler toplamı kökler çarpımından yola çıkalım. Tamam. Kökler toplamı x1 artı x2. Normalde formülümüz eksi b bölü a'dan artı b olur. E kökler toplamı da arkadaşlar buradan ne çıkıyor? 4 çıkıyor. Ha demek b'miz 4'müş. Güzel. B'yi 4 buldum. Şimdi geldik c'yi bulmaya. Kökler çarpımı. X1 çarpı x2. O da eksi 12. O da c bölü a'dan eksi c olur. C de 12 çıktı. Benden B ile C'nin toplamını istiyor. B ile C'nin toplamı 16'dır. Şıklardan 16'yı bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım? Şu uzunluğun 4 birim olduğunu biliyorum. İkizkenar olduğu için dikmeyi çizdiğim zaman tabanı 2'ye böler. 2'ye 2. O zaman burası 2 birim oldu. Şimdi burada bana OA'ya X birim desem. Solda olduğu için eksi X tabii ki diyeceksiniz. OB OA uzunluğun 3 katıymış. 3X. Toplamının yarısı 2'yi verir. Soru bitmiştir. Hocam x'i bulduk. Sonra kökler toplamı, kökler çarpımından da b ve c'yi buldum ve soruyu bitirdim. E hadi yolumuza devam. Evet arkadaşlar son kulvara giriş yapalım. Buyurun. Adam benden
B'yi istiyor. Ben sana arkadaşlar hepsini bulurum, merak etme. Şimdi X'e 0 yazalım. Y'si ne çıktı? Y'si eksi 2 çıktı. Şu doğrudan bahsediyorum. Demek şurası neymiş? Eksi 2'ymiş. Y'ye 0 yazalım. X'imiz ne oldu arkadaşlar? 0 eşittir 2 bölü 5 x eksi 2'den. Eksi 2'yi karşıya attım. 2 bölü 5 x 2 2'yi götürdü. İçler dışlar çarpımı yaptım. Şurası da 5 çıktı. X eksenini kestiği noktayı istiyorsan Y'ye 0 yaz. Y eksenini kestiği noktayı istiyorsan X'e 0 yaz. Süper. İki noktayı bulduk mu? E ben sana Y eksenini kestiği nokta şu olmuyor muydu? C olmuyor muydu? Demek ki C'miz eksi 2'ymiş. Güzel. Arkadaşlar şu 5 parabolün de üstünde olduğu için 5 bir köktür. Bizi nereye götürür? 0'a götürür. X'e 5 yaz, 0 eşittir. Bitti. 0 eşittir. 5'in karesi 25 artı 5 b eksi 2. Hadi bakalım. 23 karşıya attım. Eksi 23 eksi 23 bölü 5 neye eşittir? B'ye eşittir. Şıkları da bulursun ve işaretlersin. Mantık bu, olay bu. Geldik buraya. Şimdi diyor ki 2 virgül N noktasında kesişiyorlarmış. E tamam da kesim noktaları bulmak için bunları birbirine ne yapıyorduk? Hatırlayın. Eşitliyorduk. E buyurun eşitleyelim. X kare bölü 4 eşittir MX'ten. E X'imiz 2 imiş. X'e 2 yazdığımız soru bitti. Hadi X'e 2 yazalım. Huhuhu 4 bölü 4 1. M çarpı 2'den. M ne çıktı arkadaşlar? Hadi bakalım, geldik buraya. Şimdi şu doğruyla şu parabol burada bir yerde kesişiyorlar. Kesim noktalarını bulalım mı? Birbirine eşitleyerek bulursunuz. Bunları birine eşitleyelim. X kare eşittir 2x artı 3'e. Hepsini bu tarafa atalım. E hadi atalım hocam. E hadi atalım. X kare eksi 2x eksi 3 sıfırdan. Çarpandan ayıralım. Eksi 3 artı 1. X buradan ya 3 çıkar. Tık 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 tık. Ya 3. Ya da x eksi 1 çıkar. İşte o da diğer kesim noktasıdır. Şurası da eksi 1. Güzel. Şimdi bu doğru. Arkadaşlar x'i nerede kestiğini bulmak için y'ye ne yazıyordunuz? 0 yazıyordunuz. Eksi 3 bölü 2 mi oldu? Eksi 3 bölü 2. Güzel. Şimdi soru bitmiştir. Yüksekliği de biliyorum. X'e 3 yaz, X'e 3 yaz. İstediğin yerde 3 yazın. 3'ün gittiği yer 9 mu oldu? Yani şu yükseklik 9. E tamam da şu üçgenin alanını bana nasıl bulacaksınız arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Taralı alanımız. Tabanımız şu uzunluk olduğu için 3 bölü 2. Çarpı yükseklik bölü 2'dir. Soru bitmiştir. Cevap 27 bölü 4'tür. Bunu bu şekilde şıklarda bulursun ve işaretlersin. Ne yaptım arkadaşlar? X'in birbirine eşitleyerek kesim noktasını 3 bulduk. 3'ün gittiği yer 9, yüksekliği 9 bulduk. Şu doğrunun tabanını bulmak için y'ye 0 yazdım. X'e eksi 3 bölü 2 oldu. 3 bölü 2 çarpı 9 bölü 2 bitmiştir. Buyurun geldik sağ tarafa. O, A, B, C yamuğun alanı nedir diyor. Kolay. Arkadaşlar şununla şunu birbirine eşleyip şu kesim noktalarını bulalım mı? Tabii ki bulalım. E hadi eşleyelim. Eksi x kare artı 5x eşittir 4'ten. Hepsini karşıya atalım. X kare eksi 5x eksi 4 sıfırdan. Şurası pardon artı 4'ümüz vardı zaten. Şurası eksi 4'e eksi 1 çarpı 4 topla eksi 5. X buradan bir 4 çıkar. X buradan bir 1 çıkar. Demek burası 1, burası 4. E bitti. Şimdi parabolun aşı noktalarını da bulalım. Benim alt tabanın uzunluğunu bulmam lazım. E y'ye 0 yazarak bulacaksınız. Tamam. Burada y'ye 0 yazar mısınız? 0 eşittir. X parantezinde hatta eksi x parantezinde x eksi 5 değil midir? Evet. Ya bu 0 ya bu 0'dır. Ya 0'dır ya da 5'tir. Bitti. E yamuğun alanı nasıl bulunurdu? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yükseklik. Alt tabanımız 5 birim. Alan eşittir 5 artı. Üst tabanımız aşu 4'ten 1 arası kaç birim arkadaşlar? 3 birim değil mi? 3 bölü 2 çarpı yükseklik. Yani 4. Soru bitti. Alanı istiyordu. Alt taban 5 birim. Üst taban 3 birim. 1 ile 4 arası 3 birim ya. Bölü 2 çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz y eşittir 4 doğrusu arkadaşlar. Bizim yüksekliğimizdir zaten. Bitti, bu kadar. Geçmiş olsun. Parabolu bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Umarım bir faydamız dokunmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.
Şimdi hoşça kalın.